Ulusal Kanal'dan iyi akşamlar sayın seyirciler. 19 ana haber bülteni ile karşınızdayız. Sayın seyirciler, tapu ve kadastro kanununda yapılan değişiklikle yabancıya toprak ve mülk satışının önü açıldı. Yabancıya daha kolay ve daha çabuk mülk satışı için ayrıca bir çalışma yapılması da planlandı. Toprak satışında mütekabiliyet esası kaldırıldı. Çevre, Ekonomi ve Dışişleri Bakanlıkları büyükelçiliklere mektup göndererek toprakları satın kampanyası yürütecek. Tapu kanunu ve kadastro kanununda yapılan değişiklikle yabancıya mülk satışını sağlayan yasa Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasa düzenlemesinin mimarı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ekonomi ve Dışişleri Bakanlığı ile ortak bir kampanya yürütecek. Satış kampanyası için ilgili bakanlıklar büyükelçilere mektup göndererek yabancılara sağlanan kolaylıkları anlatacak. Peki yeni yasa ne getirdi? Yeni yasayla özel mülkiyete konu alanlarda yabancılara ilçe yüz ölçümünün %10'u kadar mülk satın almasının önü açıldı. Yabancılar ve yabancı şirketler askeri yasak bölgelerle güvenlik bölgelerinde taşınmaz alabilecek. Ancak satış için Genelkurmay ve Valiliğin izni gerekecek. Mevcut yasaya getirilen en önemli değişiklik ise mütekabiliyet, yani karşılıklılık ilkesinde yapıldı. Yeni yasayla mütekabiliyet şartı kaldırıldı. Türk vatandaşlarının mülk sahibi olamadığı ülkelerin vatandaşları için Türkiye topraklarını ve taşınmazlarını almalarının önü açıldı. Yasa tek taraflı kapitülasyon olarak değerlendirildi. Peki sokaktaki vatandaş bu karara ne diyor? İşte sokaktan ilk tepkiler. Tapu ve kadastro kanunu değiştirildi. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa değişikliğiyle yabancıya toprak ve mülk satışının önü açıldı. Sokaktaki vatandaş hem şaşırdı hem de tepki gösterdi. Yabancılar gibi Türkiye'den toprak satın alsınlar mı? Almasınlar. Neden peki? Toprak bizim toprak. Bir yabancının gelip de benim ülkemden bir toprak alması böyle hani tuhaf yani. Niye İsrailler ya da Kanadalılar ya da İngilizler ya da herhangi bir ülkenin insanlar gelip bizim ülkemizde toprak alıyorlar? Yani Libya'ya niye gitmiyorlar almaya? Ne bileyim, ya da Taklamakan çölünden niye gidip almıyorlar? Artık eylem zamanı, eylem. Yurttaş AKP hükümetinin bu kararını ülkeyi satılığa çıkarmak olarak yorumladı. Toprak satışına kesinlikle karşıyım. Geçmişte düşmanlar silahla alamadığı bu toprakları bu sefer de parayla almak istiyorlar. Bu kesinlikle yanlıştır. Ben olumlu bakmıyorum. Böyle şeylerin taviz olduğunu düşünüyorum. Toprak da alırlar. Bu AKP olduğu sürece başımızda. Bu bayrağı da satarlar. Her şeyi satarlar. Tek ne kaldı? Ankara'da bir Amerikan bayrağı açsınlar. Amerikan bayrağı açsınlar yani. Nasıl Amerika yönetiyor bizi? Gizli, işgali. Bir ülke nasıl satılır? Böyle satılır işte. Niye biz satmasak da elma yetiştirsek, fındık yetiştirsek, ceviz yetiştirsek, portakal yetiştirsek iyi olmaz mı? Başbakan Erdoğan, milli bayram kutlamalarına getirdikleri sınırlamayı savundu. Kutlamalar için, Türk Silahlı Kuvvetleri için bir yük diyen Erdoğan, bu yükü ve milli bayramların üzerindeki askeri görüntüyü kaldırdıklarını ileri sürdü. Bütün milletin malı olan 29 Ekim ve 30 Ağustos gibi törenlerin bütün yükü silahlı kuvvetlerimizin üstüne yıkılmıştı. Tarihimizin bu önemli dönüm noktaları sadece askeri yönleriyle öne çıkartılmış, zorunlu resmi törenlere mahkum edilmiş, onun gerisindeki milli ruh ve heyecan geri plana itilmişti. Başbakan Erdoğan, AKP'nin Adana 4. olağan il kongresinde milli bayram kutlamalarını düzenleyen yeni yönetmeliği savundu. Erdoğan, Türk ordusunu kutlamaların dışına ittiklerini ilan etti. Biz ulusal ve resmi bayramlarımızla mahalli kurtuluş günleri gibi bütün tarihi günlerimizin üzerindeki bu koyu resmi perdeyi ve askeri görüntüyü kaldırıyoruz. Milli bayram kutlamalarının kamu personelini ve çocukları yıprattığını savundu. Her vatandaşımızın kendini içinde bulabileceği sadelikte gerçekleştirilmesini sağlayacak bir düzenlemeyi bugün hayata geçirmiş bulunuyoruz. Bugün. Hiçbir cazibesi olmayan müsamere tarzı gösteriler yerine kamu personelini ve çocuklarımızı yıpratmayacak daha sade, daha özlü kutlamalar yapılmasını sağlayacak
bir düzenleme getirdik. Erdoğan'ın bir başka gündem maddesi ise AKP'nin yeni Kürt açılımı planıydı. Erdoğan, BDP ile yeniden müzakereye oturabileceklerini söyledi. Siyasette samimiyseler, siyasette samimi olanlarıyla da müzakere ettik ve yine ederiz. Mücadele başka, müzakere başka. Irak'taki Şii ve Sünni Araplar Erdoğan-Barzani-Haşimi temaslarında pişirilen Kerkük'ü kukla devlete bağlama girişimlerine karşı birleşti. Irak meclisindeki Şii ve Sünni Arap milletvekilleri meclise sunulmak üzere ortak yasa teklifi hazırladı. Teklifte Kerkük'te Kerkük'ün statüsüyle ilgili bir referandum değil, normal seçimlerin yapılması istendi. Irak meclisindeki Şii ve Sünni Arap milletvekilleri Kerkük'ün kukla devlete bağlanması girişimlerine karşı birleşti. Talabani-Barzani ikilisinin referandumla Kerkük'ü kukla devlete katma arayışlarına karşılık Irak meclisinde yasa tasarısı hazırlandı. Yasa tasarısında Kerkük'te bir referandum değil normal seçimlerin yapılması istendi. Böylece Kerkük'ün merkezi devlete bağlı statüsünde bir değişiklik yapılmasının önüne geçilmiş oldu. Tasarıya sık sık Türkiye'ye gelerek Erdoğan'la görüşen Eyad Allawi'nin lideri olduğu El Irakiye grubunun da destek verdiği öğrenildi. Erdoğan, Irak'ın bütünlüğünü savunan Maliki yönetimini devirmek üzere Allawi ile yakın mesai harcadı. 19 Nisan'da Irak'ın kuzeyindeki kukla devletin lideri Barzani, Erdoğan'la görüşmesi sonrası Kerkük'le ilgili çarpıcı bir açıklama yapmıştı. Barzani, Türkiye'nin Kerkük statüsü konusundaki kırmızı çizgilerini yumuşattığını ifade etmişti. Barzani ayrıca Irak'ın kaçak cumhurbaşkanı yardımcısı Tarık Haşimi ile bir araya gelmişti. CHP İstanbul İl Kongresi'ne bir hafta kala aday sayısı 3'e çıktı. Daha önce CHP ilçe örgütlerinde görev yapan ve 2009 yerel seçimlerinde Esenyurt Belediye Başkanlığı'na aday olan Bülent Kerimoğlu, il başkanlığı yarışına katıldı. Kerimoğlu yaptığı basın toplantısıyla hedeflerini açıkladı. Sağdan devşirme adaylarla değil, gerçek emekçi solcularla yoluna devam edecektir. CHP İstanbul'da 13 Mayıs'ta yapılacak il kongresine hazırlanırken il başkanlığı için aday sayısı 3'e çıktı. Mevcut il başkanı Oğuz Kansalıcı'nın yanı sıra Ali Özcan da il başkanlığına aday olduğunu açıkladı. İl başkanlığı yarışına katılan diğer isim ise Bülent Kerimoğlu oldu. İstanbul'da AKP'yi sandığa gömmek için yaklaşık 200 delege arkadaşımın desteği, örgütümün bana olan inancıyla İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi İl başkanlığına adayım. Hepimize hayırlı olsun. İstanbul'da rant politikalarına izin vermeyeceğiz diyen Kerimoğlu, hedefinin ise CHP'yi 2014 yerel seçimlerine güçlü bir şekilde hazırlamak olduğunu belirtti. Kerimoğlu, CHP'de son dönemde başlayan eksen kayması tartışmasına da girdi. Cumhuriyetin temel değerlerine sahip çıkan, devrim kazanımlarını benimseyen, Kemalist değerlerin savunucusu olan, sosyal demokrasinin emek ve liyakat anlayışını hakim kılacak bir Cumhuriyet Halk Partisi örgütünü var etmek için il başkanlığına adayım. Kerimoğlu, CHP'de sağdan devşirme adaylar olamayacak dedi. Cumhuriyet Halk Partisi başarıyı yakalamak için sağdan devşirme adaylarla değil, gerçek emekçi solcularla yoluna devam edecektir. Biz inşallah İstanbul İl Başkanı olduğumuzda asla Cumhuriyet Halk Partisi'nde sağcılara geçit vermeyeceğiz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na istifasını sunan Gürsel Tekin bugün Ankara'dan İstanbul'a geçti. Havaalanında çok sayıda partili tarafından karşılanan Tekin, İstanbul İl Başkanlığı için aday göstermedi. Aile sorunum benimle Sayın Genel Başkan arasında kalacak. Genel Başkan yardımcılığından istifa eden Gürsel Tekin, Ankara'dan İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'nda bir basın açıklaması yapan Tekin, istifası ile ilgili açıklama yaptı. CHP'de Türkiye adına bir heyecan duymak istiyorum. CHP'den büyük beklentileri olduğunu vurgulayan Tekin, isimlere değil güdülmeye itirazım var diye konuştu. Güdülmeye itiraz ediyorum. Genel gidişata itirazım var. Bu itirazın bedeli varsa ödemeye de hazırım. Mustafa Sarıgül'le kesinlikle yeni bir parti kurma çalışması içinde olmadığını kaydeden Gürsel Tekin, İstanbul İl Başkanlığı için ise bir aday göstermedi. Hiç kimse benim adayım değil. Benim itirazım, bunu sadece İstanbul gibi değerlendirmeyin değerli arkadaşlar. Benim sorunum kişiler değil. Benim talebim, Sayın Genel Başkanım da o doğrultuda düşündüğünü biliyorum.
örgüt kendi iradesi içerisinde istediğini seçebilsin. İstifasının aile içi bir tartışma olarak değerlendirilmesini isteyen Tekin, aile içinde bu sorunlar giderilecektir dedi. İtaatçi bir parti değiliz. Yani nasıl ki aile içerisinde sıkıntılarımı babamla, annemle, abimle itiraz edip paylaşıyorsam, parti içerisinde de dün yaptığım gibi sadece bugün yapmıyorum. Genel Başkan yardımcılığından istifa eden Gürsel Tekin'i havaalanında çok sayıda partili karşıladı. Tekin bir süre partililere seslendi. Israrla gündeme getirilen 1 Mayıs 1977 katliamı ile ilgili tartışmaya son noktayı İşçi Partisi Genel Başkan Vekili Hasan Basri Özbey koydu. Özbey, aydınlıkçılara yönelik karalamalarla yürütülen kampanyanın bölücü anayasa ve Suriye ile savaş operasyonlarını perdelemek için ortaya atıldığını kaydetti. Özbey, 1 Mayıs günü NATO Gladio eliyle hazırlanan tertibi tek tek anlattı. Buradan bütün medya kuruluşlarının televizyonları, gazeteleri de uyarıyorum. Bakın, bütün sayfalarınızı, bütün programlarınızı yalana, iftiraya ve tertipçilere açıyorsunuz. Ama bu tertipleri, bu yalanı, bu iftiraları çürüten, o zaman da çürüten, o zaman da mücadele eden, bugün de çürüten İşçi Partisi'ne yer vermiyorsunuz. Bu ne gazeteciliktir, ne haberciliktir, ne televizyonculuktur. Burada İşçi Partisi Genel Başkan Vekili Hasan Basri Özbey'in sert sözlerle yaptığı uyarının nedeni son günlerde ortaya atılan 1 Mayıs 1977 tartışması. Tartışmanın fitilini ise bazı basın organlarında çıkan ve 1 Mayıs olaylarının sorumlusu olarak aydınlık hareketini gösteren haberler ateşledi. Düğmeye basılmıştır ve 35 yıl sonra 1 Mayıs 1977 katliamı gazete manşetlerini yeniden süslemeye başlamıştır. Kampanya gerçekler örtülerek yalanlarla yürütülmektedir. Tartışmaların odağındaki İşçi Partisi'nin Genel Başkan Vekili Hasan Basri Özbey kameraların karşısına geçti. Neden aydınlık hareketinin hedef alındığını açıkladı. Ülkemiz şimdi de bölücü anayasa ve Suriye ile savaş provokasyonuyla karşı karşıyadır. 35 yıl sonra 1 Mayıs 1977 tartışmasının amacı bu operasyonların, yani bölücü anayasa ve Suriye'ye savaş operasyonlarının perdelenmesidir. 1 Mayıs tartışmaları da Ergenekon, Balyoz tertipleri de bunun içindir. Değerli basın mensupları, buradaki panoda da gördüğünüz gibi İşçi Partisi o dönemde milletine olan büyük sorumluluğu gereğince ve Türkiye'deki gelişmeleri en yakından, en objektif izleyen bir siyasi hareket olarak 1 Mayıs katliamını öncesinden tespit etmiş ve bunun gereğini bütün gücüyle, bütün çabayı göstermiş bunu önlemek için. Özbey, 1 Mayıs 1977 olaylarını tertipleyen NATO Gladio'nun neler yaptığını tek tek anlattı. 1 Mayıs 1977'de 36 yurttaşımızın şehit edilmesiyle sonuçlanan katliam, CİA'nın ve Gladio'nun Türkiye'yi 12 Eylül 80 darbesine sürükleyen istikrarsızlaştırma operasyonunun eylem düzlemindeki başlangıcıdır. 1 Mayıs 1977 katliamı bir erken Amerikancı darbe girişimidir. İşçi Partisi tertibin gelişini saptamıştır ve önlemek için elinden geleni yapmıştır. Tertibi Aydınlık ve Halkın Sesi dergileri adına yapılan bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurmuştur. Kışkırtılan sol örgütleri tek tek ziyaret ederek gereken uyarıları yapmıştır. Ayrıca aydınlıkçılar, İşçi Partisi bir telsiz dinleme merkezi kurarak tertibi saptamak için gerekli düzeneyi de kurdular. Dinlenen bazı telsizlerden saptanan Santiago ve Dalyan kod adları Şili'de 1973 yılında Allende'ye uygulanan tertibin örnek alındığını gösteriyordu. 1 Mayıs 1977 katliamı ile ilgili açılan soruşturma bir ay sürmüştür. İddianamede sanıkların oradan buradan toplanan garibanlar oldukları, asıl suçluların ise kaçtıkları belirtilmiştir. Sonunda da kimseye ceza verilmemiştir. Ele geçen kanıtlar, tanık ifadeleri değerlendirilmemiş, soruşturma savcısının Sayın Çetin Yetkin'in de ifade ettiği gibi bir merkez, çok güçlü bir merkez delilleri yok ederek soruşturmayı engellemiştir. Ortaklaşa hazırlanmış raporda
olayları çıkaranın bir disk yöneticisi veya bir başka fraksiyon elemanı olamayacağı sonucuna varılmıştı. Yani olayın Mao'cu-Lenin'ci çatışması olmadığı devlet tarafından tespit ve kabul edildi. 1977 1 Mayıs'ı özetle budur. Cihan'ın ve Gladio'nun Türkiye'yi 12 Eylül 80 darbesine sürükleyen istikrarsızlaştırma operasyonu. İşçi Partisi Genel Başkan Vekili Özbey, NATO-Gladio tertiplerinin bugün de Silivri'de devam ettiğini belirtti. İşçi Partisi tarihsel görevinin arifesinde parlayan yıldızından rahatsız olan yarasaların yalan, iftira ve saldırılarıyla neredeyse her tartışmanın baş konuğu yapılmaktadır. Televizyonlarda, gazetelerde İşçi Partisi'den geçilmemektedir. İşçi Partisi 1960'lardan bu yana Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek önderliğinde mücadele etmektedir. Geçen 45 yılda İşçi Partisi emperyalizme, süper NATO'ya, özel örgütlerine, Türkiye ve halk düşmanı her girişime karşı kararlılıkla mücadele etmiştir. Kontrgerilla'nın, Gladio'nun, süper NATO'nun karanlık eylemlerini İşçi Partisi açığa çıkartmıştır. İşçi Partisi, CİHAN'ın tertiplediği 1 Mayıs katliamıyla başlayan istikrarsızlaştırma operasyonuna karşı mücadele etmiştir. İşçi Partisi, teslim alınamayan, sindirilemeyen, provokasyona alet edilemeyen, eğilmeden, bükülmeden dik duran tek siyasi partidir. İşçi Partisi hep Gladio ile mücadele etmiş ve her zaman Gladio'nun hedefinde olmuştur. Şimdi de mücadele etmektedir. Şimdi de Gladio'nun baş hedefi İşçi Partisi'dir. 1 Mayıs 1977'de İstanbul'da 2. Ağa Ceza Mahkemesi savcısı olan Çetin Yetkin, ulusal kanal kameralarına gerçeği anlattı. 1 Mayıs 1977 katliamını 12 Eylül'e giden yolun başlangıcı olarak niteledi. Fraksiyon çatışması olmadığı resmen kanıtlıdır dedi. Çetin Yetkin, Antalya'da ulusal kanal muhabiri Devrim Dönmez'in sorularını yanıtladı. Halil Berktay'ın solcuların işi iddiasıyla başlattığı tartışmaya dönemin savcısı Yetkin yanıt verdi. Bunca yıldır hiç kimse bu 1 Mayıs katliamının sol fraksiyonların eseri olduğunu dile getirmedi. Olaydan zarar görenler, zarar görenlerin yakınları veyahut olayla ilgilenenler, herkes bunun bir tertip olduğunu söyledi. Çetin Yetkin, davanın dünya adalet tarihine geçecek skandallara sahne olduğunu anlattı. Bakın, size iddianamenin 20. sayfasında yer alan ifadeyi okuyorum. Bu dünya adalet tarihine geçecek bir ifadedir. Ve altında bir sürü savcının, 4-5 savcının imzası var. Yani savcılık yaptığım için böyle bir ifade olduğundan üzüntü duyuyorum. Aynen okuyorum. Kamu vicdanında ve evrensel adalet duygusunda mahkum edilen 1 Mayıs kıyımı ile açılan bu davada sanıkların küçük bir bölümü yüce adaletin önüne çıkarılmış bulunmaktadır. Sayın seyirciler, Taraf Gazetesi'nin 1 Mayıs 1977 katliamı ile ilgili kontrgerillayı aklamaya çalışan haberi gazetede deprem yarattı. Taraf yazarı Ümit Kıvanç zehir zemberek bir yazıyla gazeteden ayrıldı. Gazetenin ballandırarak masal anlattığını söyleyen Ümit Kıvanç, bu sadece gazeteciliğe ihanet değil, düpedüz kötü niyetliliktir dedi. Taraf gazetesi yazarı Ümit Kıvanç, Taraf'ın 1 Mayıs 1977 katliamını devrimcilerin gerçekleştirdiği yönünde yayınlar yapmasına tepki göstererek gazeteden ayrıldı. Veda yazısını kaleme alan Kıvanç, Taraf'ın haberlerini katliamda payı olduğu belirtilen Günaydın gazetesinin yayınlarına benzetti. Kıvanç, "Bizim gazetede buna benzer bir yayını sürdürmeye girişti," dedi. Taraf'ta ballandırılarak masallar anlatıldığını vurgulayan Kıvanç, solcuların silahlarına sarıldığı bir olay falan yaşanmadı çünkü herkes can derdine düşmüştü dedi. Yıllardır şimdi çok önemli bir keşif yapmış gibi solcuların kabahati konusunun üstüne atlayan ve neredeyse 1 Mayıs 1977'yi solcular yaptı demeye uğraşanlar kısa pantolonluyken, ben de ne yazık ki az sayıda insan da 1 Mayıs 1977'ye nasıl gelindiğini herkese anlatmakla meşguldü. Alana yaklaşan Kalaşnikovlu Mağcılar masallarıyla değil, kendi yaşadıklarımız
gördüklerimizle. Ümit Kıvanç, tarafın yalanlanan haberlerini hatırlatarak bunun gazeteciliğe de ihanet olduğunu vurguladı. Bizim gazetede yapıldığı gibi içinde sol geçen her şeye duyulan içten bir düşmanlıkla "hah bulduk" edasıyla yaptığınızda amacınızın hakikate hizmet olduğuna inanmak zordur. Bülent Uluer'le yapılmış görüşmeye ilk kurşun mağculardan başlığını atmak sadece gazeteciliğe ihanet değil, düpedüz kötü niyetliliktir. Taraf gazetesinin kontur gerillayı aklamaya çalışmasına bir tepki de usta gazeteci Nail Güreli'den geldi. Güreli, tarafın kanlı 1 Mayıs'ın sorumlusu olarak sol içi çatışmayı gösterme girişimine karşı çıktı. "Katliamda derin devletin parmağı var," dedi. Vallahi 1 Mayıs 1977 solun kendi içindedir. Başka hiçbir şey değildir. 1 Mayıs 1977 katliamının sorumlusu kim? Taraf gazetesine ve Halil Berktay'a göre derin devlet değil, sol örgütler. Ben devletin, derin devlet güçlerinin böyle sola karşı 1 Mayıs'a vesaire karşı etraflı, kapsamlı bir komplosunun ürünü olduğu kanısında değilim. Derin devlet dediğimiz şeyin parmağın mutlaka dahli var bu işlerde. Bir süredir yürüttüğü yayınlarla kanlı 1 Mayıs'ın sorumlusu olarak sol örgütleri ve aydınlıkçıları hedef gösteren taraf, solu suçlayarak kontr gerillayı aklamaya çalışıyor. Peki gerçek ne? 1 Mayıs 1977 günü Taksim'de neler yaşandı? Yaşananların görgü tanığı usta gazeteci Nail Güreli ulusal kanala anlattı. 1976 1 Mayıs'ında bu meydanda 500 bin kişi en azından solun sesini duyurdu. Solun yükselişinin işaretini verdi. Ve tabii egemen güçler, emperyal güçler Türkiye'de solun bu derece yükselmesinden endişe duydular. Ve 77'yi provoke etmeyi o zamandan planladılar. 77 olaylarında bu meydanda tabii devletin provokasyonuyla kanlı şekilde olaylar yaşandı. Derin devlete dikkat çeken Güreli, 1 Mayıs 1977'nin bugün yeniden gündeme getirilmesinin nedenini de değerlendirdi. Gündeme getirilen bu tartışmalar 2012'nin bu görkemli gösterisinden duyulan endişenin 1976'da duyulan endişeye benzediğini anımsatıyor. Demek ki sol irkildi, tekrar 76 üzerinden bir provokasyona, bir yıpratmaya, bir sindirme arayışına girdiler. Güreli pek çok şeyin göz ardı edilerek provokasyon senaryoları yazıldığını belirtti. Şimdi şeyi dikkate alıyorlar mı? Otelin 5. 6. katlarındaki odalardan silah delikleri var. Ve teknik olarak bunlar içeriden ateş edildiğini tespit ediyor. Konik delikler. Teknik olarak böylece tespit edilmiş o zaman. Efendim, oraya o gün hiç şey girmedi, yabancı girmedi. Asker, Amerikalı şu bu girmedi. O gün girmesine gerek yok ki. Bir gün önceden o katlarda konuşlanmış olabilirler. Bunu dikkate almadan kendi kafalarına göre bir provokasyon senaryosu yazıyorlar 24 yıllık hafızalarıyla. Güreli hem 1977 kanlı 1 Mayıs'ında solu suçlayan anlayışla hem de AKP iktidarına karşı solun birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. Sandıkta bu amacına ulaştıktan sonra herkes kendi ideolojisine, fikrine, inanışına, anlayışına göre tekrar demokratik mücadelesini sürdürür. Ama önce bu mücadeleye, özgürlüklere imkan tanıyacak, olanak tanıyacak zemini yaratmak gerekir. Onun yolu da AKP'yi sandığa gömmekten geçer. Bunu sağlamak için bu sorumlulukta, bu bilinçle, bu özveriyle hareket etmesi gerekir bütün sol düşüncelerin diye düşünüyorum ben. Türkiye'nin dört bir yanından İzmir'e akın eden binlerce avukat, özel görevli mahkemelerin kaldırılması talebiyle bir araya geldi. Dün DGM, bugün ÖGM sloganıyla yürüyen hukukçulara yurttaşların da ilgisi yoğundu. Şu andaki özel yetkili mahkemeler adeta öç alma mahkemesi hükmüne dönüşmüş durumdadır. Bağımsız yargı, bağımsız savunma, maalesef bu mahkemeler bütün bu temel hukuk kurallarını yıkıyor. Özel yetkili mahkemeler hukuk dışına çıkmış, hukuka uygun olmayan mahkemeler diyebiliriz. Sıkıntı mahkemelerinin daha kötüsü. Bağımsız yargı. İzmir'de binlerce avukat özel görevli mahkemelerin kaldırılması için cübbeleriyle alanlara çıktı. Türkiye'nin dört bir yanından İzmir'e gelen hukukçular özel görevli mahkemelerin kapatılması için Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na doğru yürüyorlar. Cumhuriyet Meydanı'ndan yürüyüşe başlayan hukukçulara yurttaşlar alkışlarıyla destek verdi.
Yürüyüşün en önünde ise özel görevli savcıların hazırladıkları iddianamelerde çete lideri olarak gösterilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu vardı. Biz de özel yetkili mahkemenin mağduruyuz arkadaşlarımızla birlikte. Bundan dolayı baronun bu özel yetkili mahkemelere karşı yürüttüğü eylemi desteklemek için geldik. İktidar ve parlamento mutlaka ve mutlaka özel yetkili mahkemelerin kaldırılması gerekmektedir. Türkiye Barolar Birliği'ne bağlı 30'u aşkın baronun katıldığı yürüyüş Gündoğdu Meydanı'nda son buldu. Binlerce hukukçu giydiler cübbelerini, özel görevli mahkemelerin kapatılması için çıktılar alanlara. Mitinge Silivri ve Hastal'daki tutukluların yakınları da katıldı. Kardeşim Hastal'da şu anda muvazzaf subay olarak 1,5 senedir tutuklu. Haksız ve suçsuz yere hiçbir şekilde darbe planıyla ilgili alakası olmadığı halde herkes içeride. Burada Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yıldırma, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kesinlikle güçsüzleştirme planı içinde olduklarını düşünüyorum. İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal konuşmasında hukukçulara yılmak, durmak, boyun eğmek yok dedi. Önce bu mahkemeler kalkacak. Sonra yargı bağımsızlığı tam olarak tesis edilecek. Bu olana kadar hukukçulara, bizlere durmak, yılmak, boyun eğmek yok. İzmir Barosu Başkanı Sema Pektaş ise ÖGM'ler devletin ideolojik aygıtı gibi çalışmaktadırlar dedi. Mahkemeden daha çok devletin ideolojik aygıtı gibi çalıştığını vurgulamış. Cumhuriyetçi avukatlar da Türkiye'li hukukçular ifadesini eleştirdi. Susma, sustukça zırra sana gelecek. Yaklaşık 3 saat süren miting konuşmaların ardından müziklerle son buldu. Sayın seyirciler, AKP milli bayramların kutlamalarını yeniden sınırladı. Yurttaş hükümetin bu kararına tepkili. Aydın değil. AKP hükümeti milli mücadeleyle kazanılan ve milletçe kutlanan milli bayramların kutlamalarına sınır koydu. Yurttaşlar bu karara tepki gösterdi. Niye kutlanmayacak? Birileri kutlamamaya çalışıyor ama biz kutlayacağız. Kimse bu milli bayramın kutlanmasını ortadan kaldıramaz. Buna hiçbir kimsenin gücü yetmez. Buna siz inanın. 19 Mayıs bayramı aynı eskisi gibi 19 Mayıs bayramı olarak kalmasını istiyorum. Yeni düzenlemelerle onu yozlaştırmayı kesinlikle istemiyoruz. Eskisi gibi devam etmeliydi. Stadyumlarda, caddelerde, Taksim Meydanı'nda eskiden kutluyorduk. Bir de eğitimci olarak da çok karşıyım. Bir Atatürkçü olarak aslında bunları ben hoş karşılamıyorum. Eminim birçok genç aslında böyle düşünüyordur. Vallahi çok kötü yani. Kutlanması gerekir. Çünkü bizim varoluşumuzun nedenidir yani. Vatandaş olarak biz kutlarız. Devlet kutlamasa da, hükümet kutlamasa da biz. İnternet andıcı davası kapsamında tutuklanan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ şahsi internet sitesinden bir açıklama yaptı. Başbuğ, tutukluluğum şahsi bir sorun değil, hukuk vasıta kılınarak yaşanan acı olaylara sadece kötü bir örnektir, dedi. Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ kendi adına açılan internet sitesinden bir açıklama yaptı. Başbuğ açıklamasında yaşadıklarının bugüne kadar yapılan haksız tutuklamalara sadece kötü bir örnek olduğunu söyledi. Olay benim şahsi sorunum değildir. Karşı karşıya bırakıldığım durum uzun süredir ülkemde hukuk vasıta kılınarak yaşanan acı olaylara sadece kötü bir örnektir. Başbuğ tutuklamalara sessiz kalan Genelkurmay'a da sivil ve asker yetki taşıyanlar neden sessiz diyerek sitem etti. Günümüzde sivil ve asker yetki ve sorumluluk taşıyanlar başta olmak üzere vicdan sahibi herkesin yaşanan haksızlıklar karşısında derin bir sessizliğe bürünmelerinin nedenlerini anlayabilmek gerçekten çok zordur. Vicdansızlıktır. Açıklamasında davaların birleştirilmesine tepki gösteren Başbuğ, Danıştay saldırısından hüküm giyen kişilerle aynı davada yargılanmanın kasıtlı olduğunu belirtti. Şimdi daha da önemlisi, Danıştay davasından dolayı ilgili mahkeme tarafından haklarında hüküm verilenlerle ve Cumhuriyet gazetesini bombalayanlarla aynı potaya konularak itibarımız ve onurumuz zedeleniyor.
Türkiye Kamusen yurt çapında 7 bölgede protesto mitingleri düzenledi. Samsun'da yapılan mitinge Amasya, Çorum, Sinop, Ordu ve Giresun illerinden gelen kamu çalışanları Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Türkiye Kamusen'in Türkiye genelinde 7 bölgede düzenlediği protesto mitinglerinden biri de Samsun'da Amasya, Çorum, Sinop, Ordu ve Giresun illerinin katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Mitinge çevre il ve ilçelerden gelen kamu çalışanları son günlerde hekim ve öğretmenlere karşı artan şiddet ve saldırı eylemlerini protesto etti. Türkiye Kamusen Genel Dış İlişkiler Sekreteri Ahmet Demirci, siyasi iradenin bazı önde gelenlerinin her defasında kamu çalışanlarını hedef alan açıklamaları da bu saldırılarda etkili oldu dedi. Siyasi iradenin önde gidenlerinin özellikle kamuoyu önünde memurla devlet yönetimiyle ilgili bir laf ettiklerinde memuru hedef alan konuşmalarının aslında bu türlü saldırıların artmasında önemli bir rol oynadığı da bir gerçektir. Demirci, meydanlara indik. Meydanlar çalışanların er meydanlarıdır dedi. Gücümüze güç katarak, sesimize ses katarak verdiğimiz bu mücadelede başarılı olacak çocuklarımızın geleceğine, alın terimize göz dikenlerden hep birlikte hesap soracağız. Suriye yarın yapılacak parlamento seçimleri öncesinde kışkırtıcı eylemlere sahne oluyor. Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre eylemcilerin bir bölümü de Türkiye sınırından giriş yaptı ve güvenlik güçleriyle çatıştı. Halep ve Şam'da meydana gelen patlamalarda 5 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Suriye'de yarın gerçekleşecek milletvekili seçimleri öncesinde birçok ilde terör saldırıları gerçekleşti. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Türkiye'den Suriye'nin İdlib kentine sızmaya çalışan silahlı grupla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını duyurdu. Görgü tanıkları silahlı gruptan ölenlerin ve yaralıların bir kısmının tekrar Türkiye topraklarına taşındığını kaydetti. Şam ve Halep kentleri ise bombalı saldırıların hedefi oldu. Patlamalarda birçok araç zarar gördü. 3'ü sivil, 5 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Ancak saldırılar seçimlere gölge düşüremedi. Seçim hazırlıkları tüm kentlerde tamamlandı. Yarınki seçimlerde 7195 aday milletvekili olmak için yarışacak. Suriye Anayasası'na göre meclisteki 250 sandalyeden yarısı işçi ve köylülerden oluşacak. Amerikan füze kalkanı radarının Türkiye'ye yerleştirilmesine izin veren AKP hükümeti şimdi de füze kalkanının maliyetini ödeme talebiyle karşı karşıya. Amerikan Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi 21 Mayıs'taki Chicago zirvesine kadar füze kalkanı fonunun %25'ini dondurma kararı aldı. Zira komite üyeleri NATO üyesi ülkelerin füze kalkanına katkı sağlamasını istiyor. Amerika, AKP hükümeti üzerinden Rusya ve İran'ın sert tepkisini çeken füze kalkanı radarını Türkiye'ye yerleştirdi. Amerika'nın yeni talebi ise füze kalkanı maliyetinin NATO üyesi ülkeler tarafından karşılanması. Amerikan Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Stratejik Güçler Alt Komitesi bu çerçevede füze kalkanı fonunun %25'lik kısmını dondurma kararı aldı. Komite üyeleri 21 Mayıs'ta Chicago'da toplanacak olan NATO zirvesine kadar bu bütçenin kullanılmamasını istedi. 21 Mayıs'ta başlayacak NATO zirvesinde NATO üyesi ülkelerden füze kalkanı sistemine katkı yapmaları istenecek. Türkiye'nin de katılacağı toplantıda milyonlarca dolarlık mali yükün NATO üyesi ülkeler arasında paylaştırılması amaçlanıyor. Türkiye'nin bu maliyetten nasibini alması bekleniyor. Böylece Türkiye hem füze kalkanına ev sahipliği yaparak askeri riski almış olacak hem de bu riskin parasını kendi cebinden ödeyecek. Sayın seyirciler, okul sütüne sahip çıkan valilere bir yenisi daha eklendi. Süt zehirledi iddialarını yanıtlayan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, önce zehirlenme olmadığını, çocukların süte alışması gerektiğini söyledi. Vali daha sonra ise zehirlenme vakası var mı yok mu yapılan analizler sonucunda belli olacak dedi. Yurdun dört bir yanında binlerce öğrenciyi hastanelik eden okul sütlerine bu kez de İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu sahip çıktı.
İstanbul'da yaklaşık 75 çocuğun sütten rahatsızlandığını anlatan Vali Mutlu, önce zehirlenme yok dedi. Sütlerle ilgili süt dağıtımından sonra oluşan muhtelif şehirlerde ve İstanbul'umuzdaki olayların zehirlenmeyle hiçbir ilgisinin olmadığı zaten çok net, açık, kamuoyu tarafından artık öğrenildi. Çocukların hastanelik olmasını ise süt içme alışkanlığı olmamasına bağladı. Laktoz problemiyle ilgili bir gelişme bu. Bazı çocuklarımızda görülebiliyor. Fakat sütü içerek alışmaları ve bunu atmaları lazım. Vali konuştukça açıklamalarındaki bazı tutarsızlıklar kendini gösterdi. Başta zehirlenme yok diyen Vali Mutlu, zehirlenme vakası var mı yok mu yapılan analizler sonucu belli olacak dedi. Bunların tetikleri yapılıyor. Bir zehirlenme vakası olup olmadığı sütlerle ilgili midir? Gerçekten dağıtılan sütlerde bir problem midir? Bunların hepsinin numuneleri alınıyor her vakayla ilgili. Vali, sütler toplatılacak mı sorusunu yanıtlarken tekrar konuşmanın başına döndü. Niye toplatacağız? Yani sütlerin kendisinde sağlık problemi yok. Sütler sağlıklı. Dediğimiz gibi çocuklarımızın süte alışmaları ile ilgili bazı. Tunceli'deki çatışmada şehit olan Assubay Yıldırım Akbulut, Er İlhan Zerender ve Er Mehmet Coşkun Kılıç son yolculuklarına uğurlandı. Şehitler Ankara, İzmir ve Hakkari'de düzenlenen cenaze törenleriyle toprağa verildi. Türkiye, Tunceli'de çıkan çatışmada şehit düşen askerlerini uğurladı. Şehitler için ilk tören Elazığ 8. Kolordu Komutanlığı'nda yapıldı. Buradaki törenin ardından memleketlerine gönderilen şehitlerden Er İlhan Zerender, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Komando Er İlhan Zerender'in cenazesini taşıyan askeri helikopter, sabah saatlerinde Şemdinli ilçesine bağlı Ortaklar Köyü'ndeki Piyade Tabur Komutanlığı'na ait piste indi. Askeri aracı alınan şehit Er Zerender'in naaşı yüzlerce araçlık konvoy eşliğinde Gelişen Köyü Ulaşan mezrasına götürüldü. Bir süre silah arkadaşları ve köylülerin omuzunda taşınan şehidin cenaze töreni köy camiinde yapıldı. Er Zerender'in naaşı doğup büyüdüğü evin hemen yanında bulunan köy mezarlığında toprağa verildi. Aynı çatışmada şehit düşen askerlerden Assubay Yıldırım Akbulut'un cenazesi İzmir'de, şehit Er Mehmet Coşkun Kılıç'ın cenazesi de Ankara'da toprağa verildi. Demokratik Toplum Kongresi Genel Başkan Yardımcısı ve Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk, demokratik özerkliği savundu. Bölücü olmadıklarını ileri sürdü. Boş koltuklara konuşan Tuğluk, Kürtlerin yaklaşık 40 milyonluk nüfusuyla dünyadaki en büyük devletsiz halk konumunda olduğunu söyledi. Diyarbakır'da demokratik özellikle ekonomi sempozyumu düzenlendi. Sempozyumda konuşan Demokratik Toplum Kongresi Genel Başkan Yardımcısı ve Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk, demokratik özellik projesinin ülkeyi bölen bir proje olarak algılanmamasını istedi. Demokratik özellik projesi bir öcü değildir. Buradan kamuoyuna net bir biçimde söylemek istiyorum. Bu proje ülkeyi bölme projesi değildir. Ne var ki Tuğluk boş koltuklara konuştu. Kürt halkının devleti olarak Türkiye Cumhuriyeti, Suriye, İran ve Irak'ı devlet olarak kabul etmedi. Coğrafi olarak 4 ulus devletin topraklarına dağılmış bir habitusu paylaşan Kürtler dünyadaki en büyük devletsiz halk konumunda. Dolayısıyla sorunun herhangi bir biçimdeki çözümü ya da çözümsüzlüğü her bir ülke toprağındaki mevcut durumları paranteze alarak söylüyorum. Sayın seyirciler, İşçi Partisi üyesi ve Kaynak Yayınları kurumsal satış temsilcisi Nizamettin Şen, dün görevi başında geçirdiği bir kaza sonucu bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Şen'in ailesinin ve dava arkadaşlarının acısını paylaşıyor, başsağlığı diliyoruz. Nizamettin Şen yaklaşık 20 yıldır İşçi Partisi üyesiydi. Kaynak Yayınları kurumsal satış temsilcisiydi. 29 Temmuz 1972'de Karabük'te doğan Şen, dün geçirdiği kaza sonucu bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. İşçi Partisi'nin pek çok ilçe örgütünde görev alan Nizamettin Şen'in bu kısa yaşamı devrime adanmış uzun bir yaşamdı. Tam bir görev adamı olan Şen bekardı. Nizamettin Şen için yarın İşçi Partisi İstanbul İl Örgütü önünde saat 10.30'da tören düzenlenecek. Ardından Şen'in cenazesi memleketi Karabük'e gönderilecek. Tüm aydınlıkçıların başı sağ olsun.
Sayın seyirciler, 2012 Yunus Nadi ödüllerini kazananlar belirlendi. Ödül töreni Cumhuriyet Gazetesi'nin kuruluş yıl dönümü olan 7 Mayıs Pazartesi günü saat 19.30'da Yapı Endüstri Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacak. Şiir dalında ödülünü Doğu Tabletleri adlı yapıtıyla Hüseyin Haydar'a verilmesi kararlaştırıldı. 2012 Yunus Nadi ödüllerini kazananlar belirlendi. Bu yıl 66.sı düzenlenen ve roman, öykü, fotoğraf, şiir, karikatürle sosyal bilimler olmak üzere 6 dalda 7 ödülün verildiği yarışmada şiir dalında ödülün Doğu Tabletleri adlı yapıtıyla Hüseyin Haydar'a verilmesine karar verildi. Bereket dolu bizim suyumuz. Ödüller gazetenin 88. kuruluş yıl dönümü olan 7 Mayıs Pazartesi günü Yapı Endüstri Merkezi'nin konferans salonunda düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek. İşte Hüseyin Haydar'ın Doğu Tabletleri eserinden dizeler. Amerika'ya kadar gider de Erzurum'a gidemez. Neden? Teksaslı çavuşa güvenir de Mehmetçiğe güvenmez. Birden gürledi Asya'nın en büyük oğlu Muhammed Mehmet. Zalime uşaklık eden zalimden dilesin medet. Sayın seyirciler, yarın İstanbul'da yapılacak 4 ayrı etkinlik nedeniyle her iki yakada birçok yol trafiğe kapalı olacak. En büyük yoğunluğunsa Boğaziçi Köprüsü'nde yaşanması bekleniyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yarın İstanbul'da yapılacak 4 etkinlik için birçok yol trafiğe kapatılacak. Trafiği en çok etkileyecek kesinti Boğaziçi Köprüsü'nde yaşanacak. Yapılan açıklamaya göre orijinal Kuzey Disiplin Yürüyüşü nedeniyle saat 7'den başlayarak yürüyüş sona erinceye kadar Boğaziçi Köprüsü'nde trafik kapanacak. Yürüyüş nedeniyle Eski Kısıklı Caddesi, Beylerbeyi, Altunizade Köprüsü, Bostancı ve Tophanelioğlu Caddesi'nden D100 çevre yoluna kadar bağlantılar kesilecek. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndan Boğaziçi Köprüsü istikametine kadar da geçiş sağlanamayacak. Kadir Has Üniversitesi'nde düzenlenen koşu yarışması nedeniyle Unkapanı 8 Mayıs Kavşağı arası ve Balat Sahil yolu trafiğe kapatılacak. Saat 7.30'dan koşu sona erinceye kadar bu güzergaha çıkan cadde ve sokaklar, Haliç Köprüsü'nden Ayvansaray'a inişler kullanılamayacak. Kadıköy ilçesinde ise Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının ölüm yıldönümü nedeniyle yürüyüş yapılacak. Saat 13'ten itibaren Rıhtım Caddesi ve Boğa Meydanı ile Söğütlü Çeşme Caddesi'ni Rıhtım'a bağlayan tüm yollar kapalı olacak. Zeytinburnu Kazlı Çeşme Meydanı'nda düzenlenecek Kutlu Doğum Etkinliği nedeniyle de saat 14'ten itibaren Abay Caddesi, Kazlı Çeşme Meydanı'na çıkan Zakirbaş Sokak ve belediye yanından geçen yollar kullanılamayacak. Bu haberle ana haber bültenimizin sonuna geldik. Gelişmelerle saat 23'te yeniden karşınızda olacağız.